Herkese merhaba. Bu videoda sizlere havortiya bakımının püf noktalarından bahsedeceğim. Saksı, sulama, toprak ve ortam seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? Hazırsak başlayalım. Filtrelenmiş gün ışığına bol miktarda doymak isteyen havortiya bu durumu bizlere yaprakları aracılığıyla belli eder. Yapraklar rozet gibi dik şekilde gelişir. Eğer güneşe maruz kalıyorsa kendini kapatır, renk değiştirir ve yaprakları incelir. Adeta yerimi değiştirin, burada mutlu değilim der gibi. Genelde dipten yılda en az 2 yavru üretir. Bitki filiz halinden biraz daha forma girmeye başladığında nazikçe ayırıp küçük bir saksıya aktarabilirsiniz. Havortiya ilk dikimden sonra sulanmayı sevmez. Toprak kurudukça sulayabilirsiniz. Sulamayı bir şırınga yardımıyla gerçekleştirebilirsiniz. Sulamayı toprağa yapmayı unutmayın. Bitki bakımını hava deliği birden fazla olan saksıda gerçekleştirmelisiniz. Böylelikle bitkiniz daha sağlıklı gelişecektir. Besin bakımından yoksun topraklarda yetiştiği için fazla gübreleme ya da besin takviyelerine karşı duyarlıdır. Bitkinin yaprak uçlarındaki minik kurumalar normaldir. Bu durum sizleri korkutmasın. Havortiya ilkbaharda bir anda gelişim gösterir. Eğer uygun büyüklükte ve hava delikleri olan bir saksıdaysa ve yerini de seviyorsa size birçok yavru hediye eder. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.